Merhaba arkadaşlar, ben Hakan, kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandan beri bir Rampage kasa incelemiyordum. Biliyorsunuz ki pandemi vardı arkadaşlar. Yaklaşık 55-60 günden beri evdeyiz, çakıldık, kaldık, saç sakal bırakmıştık ama bugün berberlerin, kuaförlerin açılmasıyla birlikte hemen kendimi kuaföre attım. Güzel bir saç sakal tıraşı oldum ve karşınıza geldim. Bu pandemi bizim için baya yatış oldu. Çalışmıyoruz, paslandık. Bir ara dedim ki fırsat bu fırsat, evdeyim, bir sürü video çekeyim. O da şanstan kısmetten mi diyeyim, benim eringenliğimden mi diyeyim, baya sekteye uğradı. Son dönemlerde bildiğiniz gibi kanalımızda canlı yayınlar yapıyoruz. Bilgisayar toplamak isteyen arkadaşlara özel canlı yayınlarımız var arkadaşlar. Hiç olmazsa 2 güne 1, 3 güne 1, 3-4 saatlik bir yayın açıyoruz ve bilgisayar toplamak isteyen arkadaşlara yakından yardımcı oluyoruz Discord kanalımız üzerinden. Açıklamalar kısmında Discord linkimizi bulabilirsiniz. Oradan bize ulaşarak soru sorabilirsiniz. Bu da benim bir takipçim için toplamış olduğum kasamın kasası diyelim. En çok incelemek istediğim ürünlerden bir tanesiydi son dönemde. Neden en çok incelemek istediğim ürünlerden bir tanesiydi? Ön kısmında hiçbir şey yok arkadaşlar. Cam yok, mika yok, plastik yok. Hiç ama hiçbir şey yok. Biz bunun kutusunu açtık ama tamamen kargoda herhangi bir zarara uğramış mı uğramamış mı ondan dolayı açtık. Bu ürünü bilgisayar toplamak isteyen arkadaşımız Vatan Bilgisayar'dan sipariş etmiş. Antalyalılara Fener yazıyor üzerinde. Kasamızı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kasa böyle çok devasa büyük bir kasa değil öncelikle. Hemen siz oradan görüyorsunuz. Ben de buradan kopya çekerek özelliklerine tek tek bir değinmek istiyorum. Bir tane ön kısmında USB 3.0 portu varmış. USB 2.0 portu da 2 tane varmış. Yani ön kısmında 3 tane USB portu varmış. Aynı zamanda da anakarta bağlanan HD audio portlarını ön kısımda kullanmışlar. Yani ön kısımdan anakarta giden direkt bir HD bir port var ve siz HD bir şekilde sesi öndeki panellerden alabiliyorsunuz. İçerisinde 600 watt 80 plus bronze sertifikası fikalı bir Rampage'in PSO'su bulunuyor arkadaşlar. İnternette Rampage'in PSO'larıyla alakalı çok olumsuz yorum var. Ama şöyle söyleyeyim, benim de bizzat kullanan, yaklaşık 2 yıla yakındır kullanan arkadaşım var. İnsanlar genelde memnuniyetlerini değil de şikayetlerini bilakis internette yazdıkları için biz de bu şikayetlerden baya olumsuz olarak etkileniyoruz. Kasanın üzerinde 8 adet 120 mm fan bağlayabileceğiniz yuva var. Zaten ön kısımda da cam, mika ve benzeri kapatan bir şey olmadığı için kasanın ısınabileceğini ben çok düşünmüyorum. Zaten kasanın da sıcaklık testlerini bilaki yapacağım arkadaşlar. 2 tane 3.5 mm hardtix bağlayabileceğimiz slotu bulunuyor. Ki son dönemde Everest'in ve Rampage'in birkaç kasasında gördüm. Bir tane hardtix bağlayacak yuva var. Arka kısımlarına falan hardtix koymamışlar. Hani bu tamamen iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. SSD var artık arkadaşlar. Herkes genelde SSD kullanıyor. Yeni teknolojiye geçiliyor. Bu bir geçiş dönemidir. Ama hala Türk milleti olarak hardtix kullanıyoruz. Benim kasamda 3 tane hardtix var. Ben de Rampage kasa kullanıyorum ve çok memnunum. Daha öncesinde farklı marka kasalar da kullandım. Şu an Rampage'in Hectora marka kasasını kullanıyorum. Hava sirkülasyonu müthiş. Hatta belki görünüyor şuradadır. 2 tane 2.5 mm SSD slotu bulunuyormuş. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. İnternetten aldığımız ürün 3 gün içerisinde, en geç 4 gün içerisinde ortalama. Bizim bu tarz bir ürünü internetten alırken dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi kasayı açıp kontrol etmek. Çünkü kargoda büyük bir ürün olduğu için zarar gördü mü görmedi mi, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kargoyu teslim alırken açıp kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa kargocuya tutanak tutturarak ürünü geri tekrar iade edebiliriz. Şimdi lafı fazla uzatmadan direkt kutuyu bir açalım. Ürünü bir inceleyelim. Normalde Rampage böyle poşete falan zarar gönderir. Bu da bize poşetli geldi ama biz kargo esnasında poşeti vesaire çıkarttık. Öncelikle şöyle bir kullanım kılavuzu geliyor. Şöyle koyalım. Kasa bize kutusuyla birlikte deforme olmadan, herhangi bir deformasyona uğramadan güzel bir şekilde ulaştı. Ama olur ki siz de internetten aldığınız ürünlerde herhangi bir deformasyon vesaire gibi bir durum görürseniz kargocuya tutanak tutturarak geri tekrar iadesini ve değişimini sağlattırabilirsiniz. Şimdi kasamıza gelecek olursak, kasamızın en enteresan özelliklerinden bir tanesi ön panelinin bulunmaması. Ön panelde herhangi bir mika, cam, plastik vesaire yok. Fanlara elinizi kaptırmamanız için gördüğünüz gibi ızgaralar var. Herhangi bir şekilde buraya elinizi sokmanız ya da küçük bir çocuğun elini sokması gibi bir durum söz konusu değil. En ince parmağım, serçe parmağımı sokmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi korumalı bir şekilde. Yani ön tarafı açık ama kesinlikle koruma
sağlamışlar. Ön tarafının komple açık olması hava sirkülasyonu bakımından gayet güzel bir artı. Malzeme kalitesine değinecek olursak 10 üzerinden 8 rahatlıkla alır. Yan kısmında arkadan vidalarla sökebildiğiniz komple bir cam bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Camın iç kısmında böyle süngerimsi bir şeyler var. Buradaki süngerler sanırım kasa çalışırken kasaya değip titreşim yapıp sizi rahatsız etmesin diye ses izolasyonunu sağlama amacıyla buraya bir sünger şerit çekilmiş. Aynı sünger şerit alt kısımda da mevcut. Şimdi kasamızın ön kısmı komple açık diye aman Hakan yandık Hakan bittik Hakan işte içine toz dolacak böyle kasamız seçilir falan diye düşünmeyin. Rampage burada da önlemini almış. Kasanın fanlarının arka kısmında toz filtresi mevcut. Kasanın üzerinde tam 4 adet RGB fan bulunurken 8 adet kadar arttırabiliyorsunuz bu fanları. Eğer hani böyle benim ejderha bir ekran kartım var takıyorum ısınıyor yanıyor bitiyor kül oluyor diyorsanız arkadaşlar 8 adede kadar buna fan alıp artırabiliyorsunuz. Diğer yan kapağı da açtığımızda ses izolasyonu için bir kalın sünger de buraya yapıştırılmış durumda. İçerisindeki vida ve perçin deliklerini göstermemesi için piyano bilek bir bant kullanılmış. Avantajı gayet güzel şık görünürken dezavantajı da parmak izini direkt gösteriyor olması. Kasamızın içerisinde RGB'leri değiştirebileceğimiz herhangi bir modül bulunmuyor. Kasamızın üzerinde RGB'leri değiştirebilmek için herhangi bir RGB modülü bulunmuyor. Fakat Molex girişleriyle üst kısımda LED ışıkları değiştirebileceğimiz bir adet tuş bulunuyor. Kasamızda videonun başından değindiğimiz gibi 600 Watt 80 Plus bronz sertifikalı bir Rampage PSU çıkıyor. Hemen üst kısmına gelecek olursak üst kısmında da bir adet toz filtresi mevcut. Üzerinde açma kapama, Hardtix bildirim ışıkları, LED aydınlatmayı değiştirebileceğimiz bir adet tuş, bir adet USB 3.0 çıkışı, 2 adet USB 2.0 çıkışı ve aynı zamanda kulaklık ve mikrofon takabileceğiniz HD audio jackları mevcut. Kasanın iç kısmında açtığınız zaman bir adet içerisinde güç kablosu ve montajı da bitirebilmeniz için kelepçe ve vidalar konulmuş. Ürünün şu an Vatan Bilgisayar'ın sitesinde 759 TL satış fiyatı var. İçerisindeki 600 Watt 80 Plus bronz sertifikalı power supply'nin fiyatını düştüğünüzde ortalama kasa size 400 TL gibi bir civara geliyor. Şu anda piyasaya baktığınız zaman 400 TL civarında bu şıklıkta bulabileceğiniz ortalama kasalar var ama gerçekten hava sirkülasyonum güzel olsun. Kasamın içine 8 tane fan bağlayabileyim. Şık olsun, temperli cam olsun, toz filtreleri bulunsun diyorsanız tip olarak da hoşunuza gittiyse bu kasayı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bir montajını yapıp ışıklarına son bitmiş haline bir bakalım. Belki canınız çeker, belki almak istersiniz. Işıkları ve ısı testine geçelim ve videoyu bitirelim.